Selamun aleyküm abilerim, ablalarım, benim kardeşlerim. Tekrardan bir videoda daha birlikteyiz. Bugün ne yapacağız abiler? Bugün antrikot ve kontrfile yapacağız. Ama bunları kendi çıkarttıklarımızdan değil de başkalarının bizim için çıkarttıklarından yapacağız. Nereden mi aldım? Marketin adını vereyim. A101'den aldım arkadaşlar. Bu gördüğünüz kontrfile, şu gördüğünüzde antrikot, bir tane kalmış zaten. Sonuncuyu da ben aldım. Şurasını da biraz temizleriz. Olur biter. Sıkıntı yok. Tabi başka parçalar da vardı. Elime geçtikçe onları da yapacağım ve alacağım. Sıkıntısız inşallah. Şimdi gelelim bunları bir güzel soslayalım. Ondan sonra da hafif bir marinasyondan sonra doğru ızgaraya. Evet. Bunun içine farklı baharatlar da koyabilirsiniz. Yani ben şu anda full yeşillik koydum. Sadece kuru olarak karabiber var. Yani kekik koyabilirsiniz. Ondan sonra atıyorum sarımsak koyabilirsiniz. Her türlü ekşini yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bir borcam alalım. Kontrfileleri güzelce böyle soslayalım. Aynı işlemi antrikota da yapacağım. Ufak bir lezzet coşkusu yapmış oluyoruz bunlara. Dediğim gibi arkadaşlar, bu etleri A101 marketlerinde bulabilirsiniz. Yani ben oradan aldım. Şimdi diyeceksiniz ki kaç liraya aldın Recep? Yani kilosu sanırsam 60 liraya falan geliyor. Ya da 50 lira mı? 50 liraya geliyor aynen. Çünkü 200 gramı 10-12 liraya falan da geldi. O civarda bir para veriyorsunuz. Yani hazır kesilmiş. Gramajına göre ayarlanmış. Tek kişilik olabilir. Çift kişilik alabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi diğer sos kalsın. Bunu her türlü, yani yarın öbürsü gün bonfile falan alırsam onları bir daha kullanayım. Yağın içinde yeşilliğe hiçbir şey olmaz. Her türlü gider. Şimdi arkadaşlar, abiler, bunu şöyle bir 2-3 saat bir dinlendirin. Kendine bir gelsin. Bir çeksin üstündeki baharatlar, esanslar, kendini versin. Ondan sonra dosdoğru ızgaraya. Hadi görüşürüz. Evet saygıdeğer abilerim ve de ablalarım. Geldik antrikotlarımızı ve kontrfilelerimizi pişirmeye. Bir güzel şöyle koyuyoruz. Hemen biberiyenin kokusu zaten gelmeye başladı. Biberiye aroması yüksek bir baharat ve de hemen yandı. Hemen kafasına şöyle birazcık kül takması arkadaşların. O yüzden yanınızda kül bulundurun abicim. Siz de sıkıntı yaşamaksızın, ateş olmaksızın mangalınızı yapın.
Çünkü fayda var. Kül tutmak ateşi hemen söndürüyor. Kül koyduğunuzda. Evet, cızır cızır pişiyor. İnşallah güzelce bir iz alıp kendisine getireceğiz. Evet, şimdi dikine koyduklarımızı, yani yatık koyduklarımızı dikine çevirelim. Bakalım izini hemen alıyor zaten. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle, bakın izin aldığını görün. Şöyle yapıyoruz. Etler ince olduğu için fazla üzmeyeceğiz bunları. Çünkü fazla üzerseniz onlar da suyunu bırakır, sizi üzer. Hiç gerek yok. Şöyle biraz kareleri değiştirelim arada bir. Gayet güzel cızır cızır ediyor. Şimdi çok büyük bir ihtimal izini aldı ve beni çevir diye bağırıyor. Hemen bir bakalım. Şu en başta koyduğumuzdan. Çünkü suyunu da akıtmış zaten. Bakın abicim, karalaj görüntüsünü aldı güzelce. Hemen bunu da çeviriyoruz. Aynı olduğu yerde çevireceğiz. Hiç üzmeyelim bu abileri. Hop. Bunu da hemen çeviriyoruz. Şöyle dikine koyalım bunu da. Ve antrikotumuz. Hoppa, işte böyle. Bunlar da çevrilsin. Ve şimdi bu güzellikten bir kare alalım. Şöyle. Pişmeye devam. Şimdi yani biraz hesaplıya geldi kontrfile ve antrikot. Bu kadar kontrfile 45 liraya mı 50 liraya mı ne tekabül ediyor? Yani bence hesaplı. Gidip kasaptan almaya kalksanız biraz daha fazla verebilirsiniz. Hiç gerek yok. Bence böyle gayet güzel, yani güzel oldu. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirdiniz. Ama umarım ki beğenmişsinizdir. Döküm ızgara da tabi farklı oluyor. Bizim eski ızgara köfte ızgarası olduğu için pek böyle action'lara giremiyorduk. Hemen şimdi abicim birazcık Çankırıkaya tuzumuzu dökelim. Sürekli de vurguluyorum çünkü milli tuzumuz. Reklam sanmayın çünkü Çankırı'nın nesini reklam edeceğim ben. Çankırı zaten bir il. Evet abiler. Şimdi bakalım. Bakın güzelce izini alıyor. Hemen bu tarafa abi. Fazla üzmeyeceğiz bu abilerimizi, bu kardeşlerimizi. Bakın izini aldı. Hemen çevir. Bunu böyle çevir. Bunu da böyle çevir. Bu abiyi de kaldır. Ha böyle çevir. Bu abiye bakalım. Kendini saldı. Bakalım. Vermiş izini. Çünkü neden böyle kaldırıyorum? Diğer tarafını da iki türlü iz vermek istediğim için. Bir tarafını 2 dakika, 3 dakika duruyorsa diğer tarafını da 2-3 dakika duracak. Totalde 4-5 dakika, 6 dakika yapacak. Ve et pişecek. Zaten yan profilden görebiliyorsunuz bu etin burası daha olmadı. Çünkü niye? Bu aşamada olacak. Şöyle birazcık alttan bakalım. Şu anda etlerimiz finito arkadaşlar. Bakın gayet güzel pişti. Harika oldu. Şu inceleri alayım. Bu etler üzülmesin. Şöyle güzellikleri alalım. Kontrfileler bir tarafta, antrikotlar bir tarafta, duru duru versin. Şimdik. Şu şaheser antrikottan başlayalım dilimlemeye. Evet. Gayet güzel. Nizamlı ve intizamlı piştiğini zaten fark edebiliyorsunuz. Saçın tadına bakalım. Vallahi şunu söyleyebilirim. Çok açık ve net. Biberiye gayet güzel tadını vermiş. Bakın bu biraz kalın bir parçaydı.
Bunun da tadısına bakalım. Normal medium severler için, hatta biraz daha iyi pişmiş gibi. Yani medium'dan biraz daha fazla pişmiş. Şuna da bakabiliriz. Şöyle öbür tarafın karelajını da görün. Evet. Bu daha iyi pişmiş. Bu normal pişmiş. Süper. Evet abiler ve minimum kardeşler, ablalar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.